Evet sevgili arkadaşlar, 10. sınıf gölge konusuyla karşınızdayız. Dilerseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım ama öncesinde bir bakalım neler öğreneceğiz bugün arkadaşlar. Hatırlarsanız, hatta ilkokuldan, ortaokuldan hatırlarsanız, saydam cisimleri, saydam olmayan cisimleri, yarı geçirgen maddeleri veya işte diğer bir ifadeyle yarı saydam maddeleri öğrenmiştiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gölge, yarı gölge nasıl oluşur? Mesela ışık kaynağını hareket ettirerek ya da opak cismi hareket ettirerek perde üzerindeki gölgenin şekli, boyu nasıl değişir? Bunları incelemiş olacağız arkadaşlar. Tam gölge, yarı gölge, güneş ve ay tutulmalarından bahsedeceğiz ve gölge durumlarını incelemiş olacağız diyorum. İlk sayfamızla arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi bir perde üzerinde hiç ışık almayan bölgede arkadaşlar, önünde tabii ki bir opak cisim olması gerekiyor. Opak cisim içinden ışığın geçemediği cisimler olarak adlandırılabilir. Ne olmuş olacak burada bakın. Işık almayan bölgede arka tarafta, yani perde üzerine, yani bu şu anda mesela tam bize göre yani nasıl diyelim, düz. Ama cepheden baktığımızda, yani mesela karşıya geçip bu taraftan baktığımızda göreceğimiz şekil nedir? Bu yuvarlak bir cisimse mesela, top şeklinde, küre şeklinde bir cisimse, yuvarlak bir gölgesinin oluşmasını bekleriz arkadaşlar. Buraya, yani ışık düşmediği için hiç ışık almayan yerler tam gölge olarak adlandırılmış olacak. Peki bir perde üzerinde az ışık alan bölgeler ne olacak hocam? Yani bakın yine şu orta kısım, öyle koyu siyahla gösterilmiş kısım hiç ışık almayan bölge. Ama çevreden bakın başka ışık kaynakları olabilir. Etrafta başka ışık kaynakları olduğu için buralardan ışık alır ve perde üzerinde yarı gölgelerde oluşabilir diyoruz. Yarı gölge. Mesela nasıl oluşmuş? Buraya bakarsak. Işık kaynağı, yani daha uzak olan, cisme daha uzak olan ışık kaynağı ortada bir tam gölge oluşturmuş. Bakın kırmızıyla gösteriyor. Bakın şurada gitmiş. Şurada bir tam gölge oluşturuyor içeride. Şurası siyah olan, böyle koyu siyah olan kısım. Hemen yakın olan ne yapmış? Bakın daha yakın olduğu için biraz daha büyük bir gölge oluşturmuş. Bu gölge de arkadaşlar ortadaki koyu gölgeydi, yani böyle tam gölgeydi. Bu ise yarı gölge oluşturmuş oluyor. Çünkü bir kısmı ışık almıyor ama etraftan az da olsa ışığı alarak buralarda hafiften böyle silik bir gölge oluşturuyor arkadaşlar. Bu sebeple bu şekilde cevabımızı verebiliriz. Ve yarı gölgeyi de daha böyle çeşitlendirerek zaten soru örneklerini çözeceğiz. Güneş ve ay tutulmaları örnekleri var. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 5. ya da 6. sınıfta şu an öğrenciler öğreniyor. Siz de geçmiş zamanlarda öğrenmiştiniz. Şimdi biz size bununla alakalı hatırlatmayı yapacağız. Burada ayın ya da dünyanın birbirine gölgeleri düşmüş oluyor üzerine. Bakalım neler meydana gelecek. Ay, güneş ile dünya arasına girerse, bakın dünya ile güneş arasında ay varsa ne oluyor? Ayın gölgesinin dünyanın bir kısmının üstüne düşmesi olayı, bakın şurada güneş tutulması olarak adlandırılacak. Güneş tutulması. Dünyanın belli bir bölümünde bu olay gözleniyor. Yani şu kadarlık bir bölümü bu olayı gözleyecek. Bu durum şöyle gerçekleşiyor. Yani buradaki insanlar gökyüzüne baktığında ya da güneşe bakmak istediklerinde, tam o yani olayın gerçekleştiği sırada ay güneşin önüne geçmiş oluyor. Güneşin önüne geçtiği anda güneşi kapatıyor ve bir süreliğine burası karanlık oluyor. Yani güneş ışını alamadığı için bu bölge ne olacak? Karanlık olacak. Ay da zaten opak bir cisim değil mi? Evet, içinden ışınlar geçemiyor. Işınlar geçemediği için dünya yüzeyinde bu bölgeye ışık düşmüyor ve burada bir gölge oluşuyor. Ayın gölgesi oluşmuş oluyor. Şu zaten arka kısımda bakın ne oldu? Şu bölgede böyle koyu siyahla gösterilmiş. Bu bölgede tam gölge meydana geldi. Hiçbir şekilde ışık almıyor. Ama yarı gölgelik alanlar da var. Yani çevreden gelen, güneşten mesela şuralara da ışınlar gelebiliyor mesela. Şuralara ışınlar geliyor. Buralara ışınlar geldiği için ne olacak? Buralarda da biraz ışık aldığı için buralar yarı gölge oluşmuş olacak. Peki dünya ay ile güneş arasına girerse ne olur? O zaman da ay tutulması meydana gelir. Ay tutulması olayı meydana geliyor. Ve ayın bakın neredeyse hatta tamamı diyelim dünyanın gölgesi içinde kalmış oluyor. Yani şurası, ay da opak bir cisimdir. Ay zaten opak cisim demiştik. Dünya da opak bir cisimdir. Dünya da opak bir cisim olduğu için güneş ışınlarını geçiremeyecek. Ve ay dünyanın gölgesi içerisinde kaldığı için şu bölge bakın karanlık bir bölge olmuş oluyor. Ayı biz görememiş olacağız. Hatta bununla alakalı sorular da vardı. Ay yeni ay evresinde olmuş oluyor. İşte ay dolunay evresinde oluyor gibi ifadeler kullanıyor. Mesela güneş tutulması sırasında ay yeni ay evresinde oluyor.
Ay tutulması sırasındaysa ay yani bu tutulma olayı gerçekleştikten hemen bir süre sonra, çok az bir süre sonra dolunay evresinde görülmüş oluyor diyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı bilgileri verdik. Bakın gölge olayları bizi daha çok burada ilgilendiriyor. Yani ay tutulması mı, güneş tutulması mı vesaire, bu bizi ilgilendirmiyor. Ama şunu sorabilirler size. Güneş tutulması sırasında işte mesela yarı gölge oluşur mu dünyanın çevresinde? Evet, yarı gölge oluşabilir. Bakın şuralarda, dünyanın şu bölgelerinde yarı gölgeler oluşmuş olacak. İşte mesela ne olabilir? Ay tutulması sırasında ayda tam gölge oluşur. Evet, ayda tam gölge oluşmuş olacak. Çünkü güneş ışığını alamadığı için karanlığa bürünmüş olacak diyoruz arkadaşlar. Biraz soru çözelim. Noktasal S1 ve S2 ışık kaynakları ve saydam olmayan engel bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Perde oluşan gölgeyi çiziniz diyor. Şimdi hemen çizmeye çalışalım. Elimde şu anda siyah kalem yok. Onu yani ben şekil olarak çizeceğim. Siz yani zaten hangi bölgenin tam gölge, hangi bölgenin de yarı gölge olduğunu belirteceğim size. Normalde gölge siyah ve tonlarında oluşur. Böyle gri gibi oluşabilir. Mesela ışık kaynağına yakın olan yani engelin ışık kaynağına yakın olan kısmına baktığımızda, S2 için söylüyorum, ışık kaynağı engele ne kadar yakınsa gölgesi o kadar büyük olmuş olacak. Şu ekseni de şöyle uzatalım. Şöyle bir gölge oluşacak. Şurada yuvarlak bir gölge. Hemen diğerini çizmeye çalışayım. Engelle ışık kaynağı arası mesafe arttığı için gölgesi daha küçük olmuş olacak. Böyle çizdiğimizde bakın şurada ortada büyük olan gölgeden daha küçük bir gölge meydana gelecek. O zaman şu maviyle gösterdiğim benim tam gölge, yeşille gösterdiğimde yarı gölge olmuş olacak. Neden yarı gölge? Çünkü yeşille gösterdiğim, bakın S1 ışık kaynağından da ışınlar alabilir. Hem bu engelin bir gölgesi oluşuyor orada silik bir şekilde, hem de çevreden ışık geldiği için ne olacak? Buralarda yarı gölgeler oluşmuş olacak arkadaşlar. Evet, perde üzerinde oluşan gölgeyi çiziniz. Cepheden çizmeye çalışalım. Şöyle ortada yüz yuvarlak bir gölge olacak. Tam gölge olacak. Çevresinde ise şu şekilde bir yarı gölge oluşmuş olacak diyebiliriz. Evet. Noktasal S1, S2 ışık kaynakları ve engel bir perdenin önüne yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölgeyi çiziniz diyor. S1 ışık kaynağıyla başlarsak, bakın şöyle paralel bir ışın gönderdik. Bu cismin şu anda şu noktadan itibaren aşağı doğru bir gölgesi oluşacak. Şuradan da göndermeye çalışayım. Düz bir şekilde. Evet, şöyle göndermeye çalıştık. Şurada bir gölge oluştu. Şöyle çiziyorum bu gölgeyi. Aynı işlemi S2 ışık kaynağı için yapıyorum. Işığı gönderdim. Bakın bu çizimleri kendiniz de evde yapabilirsiniz. Yani böyle antrenman gibi, alıştırma gibi kendiniz de evde yapabilirsiniz. Ki konunun anlaşılması daha kolay olmuş olur. S2 için bakın şu engelin artık alt kısmından ışınlar geçip, yani şuradan itibaren buraya bir sürü ışın düşebilir ama engelin alt kısmından itibaren şuraya doğru, yani şu hizadan yukarıya S2 ışık kaynağından ışık düşmüyor. Onun için şu noktayı seçtim. Az önce bunun için mesela S1 için burayı seçmiştim. S2 için de burayı çiziyorum. Zaten uzantılarını bize vermiş. Bunu da çizdiğimizde bakın şöyle yukarıdan aşağı doğru çiziyoruz. Şu arada dikkat ettiyseniz bakın koyu bir bölüm oluştu. Şu bölgede. Evet, şuraya dikkat edin. İşte burası arkadaşlar hem S1'den hem de S2 ışık kaynağından ışık almayan yer. O zaman burası tam gölge olmuş olacak. Şu kısımlar ise, diğer açıkta kalan kısımlar ise çevreden, yani S1'den ya da S2'den, hangisinin olduğu önemli değil. Buralardan ışık aldığı için, üzerine bir miktar ışık düştüğü için hem gölge oluşuyor bakın, hem de bir miktar çevreden ışık aldığı için yarı gölge oluşturmuş olacaklar. Onu da şöyle gösterelim. Yarı gölge. Yarı gölge diyebiliriz arkadaşlar. Perdede oluşan gölgeyi çiziniz. Ben hafif çaprazdan görünümünü çizdim. Ama şu şekilde tam halini de çizebiliriz arkadaşlar. Yuvarlak olması gerekiyor. Küresel bir şekilde. Şöyle bir şey çizebiliriz. Evet. Evet, şöyle bir şey. Orta kısmına dikkat edin şimdi. Orta kısmında tam gölge olacak demiştik. Orta kısmının şekli de böyle göze benziyor bakın. Göz gibi bir şekil alıyor arkadaşlar.
Noktasal ışık kaynağı ve yarı çapları eşit 2 adet top perde önüne yerleştirilmiştir. Perde oluşan gölgeyi siziniz demiş. Işık kaynağı bir tane verilmiş ama engel farklı uzaklıklarda 2 tane verilmiş. Mesela ışık kaynağına yakın olan topla başlarsak önce şu eksen üzerinde bir ışın gönderelim. Bakalım hangi aralıkta olamayacak. Yani ışık kaynağı bunun üstünde bir yerlere gidemeyecek. Tabii ki şuraya kadar. Şu aralık için çizeceğiz. Evet. Şöyle olmuş oluyor. Şunu çizdik. Bakın ne oldu? Topun alt ve üst noktalarını işaretledim, belirledim. Bu aralıktan ışınlar gönderdim. Işınlar gönderdim ya bakın haliyle. Geometriden düşünün, üçgen benzerliğinden. İşte buranın buraya oranından. Buranın buraya oranı ne oluyor bakın? Haliyle gitgide artmış olacak. Burası artarsa şu uzunluk da artmış olacak. Onun için gölgeyi böyle yukarı doğru artar şekilde çizmeniz gerekiyor. Perde üzerine doğru giderken. Şimdi ışık kaynağına yakın olan topun gölgesini çizdim. Işık kaynağından uzaklaştıkça ne oluyor bakın top ya da engel. Onu da aynı şekilde alt ve üst bölgelerinden bir işaretleyelim, hizalayalım. Şöyle bir ışın göndereceğim. Evet. Şöyle olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar siz de fark etmişsinizdir. Işık kaynağına yakın olan engel daha büyük gölge oluştururken ışık kaynağından uzaklaştıkça oluşan gölge boyu bakın ne oldu? Küçülmüş oldu. Ve bu gölgeler birbirini kesmediği için, herhangi bir böyle kesişim noktaları olmadığı için ne diyebiliriz arkadaşlar? Oralarda tam gölge, yani şu haliyle bile zaten tam gölge oluşur mu? Şu anda bile tam gölge. Yarı gölge var mı? Yarı gölge yok diyoruz. Şu an bunların her ikisini de tam gölge olarak düşünebiliriz. Çünkü noktasal ışık kaynağı bir tane var. Bu ışık kaynağı, yani başka alternatif ışık kaynağı olmadığı için bu ışık kaynağından çıkan ışınlar şuralarda bir böyle tam gölge oluşturmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Evet, tam gölge diyoruz bunlara. Perde oluşan gölgeyi çiziniz. Şuraya yine hafif çaprazdan çizmiştim. Tam cepheden olanı çizmeye çalışayım. Mavinin biraz daha büyük olduğuna dikkat edin. Çünkü engel daha yakındı. Yeşilin biraz daha küçük olduğuna da dikkat edin. Çünkü engel ışık kaynağına biraz daha uzaktı diğerine göre. Evet arkadaşlar, ikisinin de tam gölge olduğunu belirttik ve büyüklüklerini de karşılaştırdık. Ve diğer sorumuza devam edebiliriz. S1 ve S2 ışık kaynakları cismin önüne yerleştirilmiştir. S1 ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse, bunu ne yapıyoruz bakın, S1 ışık kaynağını bu tarafa doğru getiriyoruz. Tam ve yarı gölge nasıl değişir? Başlangıçta buradaki konumlarından bir çizmeye çalışalım bakalım. Şu haliyle çizdik diyelim. Sonra bir de aşağıdan şöyle göndereceğim. Şu şekilde bir gölge oluşuyor. Diğeriyle alakalı da bunu şu şekilde alt ve üst noktalarına gönderdim. Şöyle bir gölge oluştu. Burada da dikkat ettiyseniz ikisinin, yani iki gölgenin kesişim yeri tam gölge oluşturuyor. Diğer kalan yerler, yani şurası, diğer kalan yerler yarı gölge oluşturmuş olacak. Tam gölge. Şimdi S1'i ben buraya doğru yaklaştırsam, yani S1'i şuraya getirdim diyelim. Burada değil artık. S1'i buraya getirirsem ben, bakın dikkat edin, şimdi yeşille göstermiştim onu. Aynı şekilde şurası aynı kalacak. Ama ışık kaynağıyla engel arasındaki mesafe küçüldüğü için S1'in oluşturacağı gölge giderek artmış olacak. Yani şurası ilk duruma göre daha da artacak. Şurasını daha büyük çizebiliriz. Yarı gölgede bakın şu alttaki cismin ne diyelim, alttaki gölgenin yarı gölgesi artmış. Tam gölgede bir değişiklik var mı arkadaşlar? Tam gölgede bir değişiklik yok. Yani aynı şekilde kalmış oluyor bakın. Tam gölge değişmiyor ama yarı gölge artıyor. Tam ve yarı gölge nasıl değişir? Tam gölge arkadaşlar aynı. Aynı kaldı. Ama yarı gölge arttı diyebiliriz. Yarı gölge alanı artar. Hemen şu şekilde tekrar göstereyim size. S2'den ışınları çıkarttık diyelim. Şuraya düştü. Bunu da böyle getirdik. Zaten S1'in bakın hizası bu cismin yine üst kısmına geliyor. Buradan ışın gönderdim. Buraya geldi. Bakın şu aralıkta olmuş olacak. Buradan da gönderdiğimde yarı gölge alanı artacağı için ilk duruma göre şuradaydı bakın. Şuradaydı. Artık buraya geldi. Yani yarı gölge arttı ama tam gölgede bir değişiklik meydana gelmedi diyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Olabildiğince
çizerek göstermeye, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ve sorularımın sonuna geldim. Ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yorumlar kısmına da cevapları yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.